Veteriner Kliniği'nden veteriner hekim Gizem Taktak ben. Bugünkü konumuz kedimin ağrısı olduğunu nasıl anlarım? Kediler doğaları gereği çok daha en geç evcilleştirilen hayvanlardan bir tanesi oldukları için doğaya adapte olma şekilleri oldukça yüksek olduğundan ağrıyı da tolere etmeleri oldukça yüksek. Dolayısıyla bir kedinin ağrısı olup olmadığını anlamak gerçekten çok zor. Birkaç size belirti verebilir. Biz bugün onları size anlatacağım. En önemlisi 6 tane belirti söyleyeceğim. Bunların biri ya da birkaçını bile göstermesi, bu belirtileri biri ya da birkaçını bile göstermesi sizin veteriner hekiminize gitmeniz için bir nedendir. Birincisiyle başlayalım. Hareket etmede zorlanma. Bunu ne demek? Yani normalde kediler çok aktif ve hareketli, kas kütleleri yoğun, esnek hayvanlar. Dolayısıyla hoplama, zıplama hareketleri çok fazla olur. Tabii ki de yaşlı kedilerde bu çok daha azalacaktır ama normalde genç bir kedinin yüksek yerlere çıkma, gün içerisinde zıplama gibi huyları vardır. Bunlarda azalma olduğunda mutlaka ağrılı bir durum söz konusudur. Özellikle eklem problemleri yaşayan Scottish ve British ırklarında bu çok sık görülür. İkincisi ise çok bütün diğer hastalıklarda da çok sıklıkla gördüğümüz iştahta azalma. Normalde rutinde yaş mamayı çok güzel yiyen ya da kuru mamasını güzelce yediği zaman buna burun kıvırması, hiçbir şekilde istediği, yani sevdiği şeyleri yemek istememesi bunlar size yine bir ağrısı olduğunu belli edecektir. Üçüncüsü ise yalanmada azalma. Bu özellikle zamanla yaşlı olan kedilerde çok sık gördüğümüz bir şey. Çok fazla yalanmak istemez ağrısı olan bir hayvan. İkincisi ise belli bir bölgeyi sürekli yalaması. Deri problemlerinde görürüz. Özellikle iç tarafını sürekli yalarlar. Ya da üriner sistem hastalıklarında ya da ağrı, karın ağrısı çektiğinde şu idrar kesesinin olduğu bölgeyi yalamak isterler. Oradaki tüylerde azalma görürsünüz. Ya da bacağında bir topallık vardır, bir ağrı vardır ve bacağını yalarlar sürekli. Dördüncüsü ise kum kabının dışına yapma. Yani normalde rutinde yapması gereken yer dışına yaptığı zaman mutlaka ağrılı bir durum söz konusu demektir. Mesela bu genellikle üriner sistem hastalıklarında görülür. Üriner sistem hastalıklarında normalde rutinde her zaman kum kabına yapan kedi ağrı çektiği için yumuşak bir zemine pembe ya da kanlı idrar yapabilir. Ya da azar azar sık sık damlatabilir fayansa ya da lavabonun kenarına, yani böyle düz sert zeminlere yapar. Beşincisi ise davranışlarda ani değişiklik. Tommy ile iklim birbirleriyle çok iyi anlaşamıyorlar. Bu çok normal bir hareketti az önce videonun başında ama kediler davranışlarında ani değişiklikler yapmazlar. Rutini seven hayvanlardır. Yani mesela normalde ısırmayan bir kedi bir yerine dokunduğunuzda eğer siz ısırıyorsa ya da aniden bir agresyon başladıysa bu herhangi bir hayvandaki fiziksel ya da ruhsal davranış bozukluklarıyla alakalı bir problemin olduğunu gösterir. Bunun için mutlaka veteriner hekiminize gitmeniz gerekiyor. Diğeri ise çok basit, miyavlama. Çok aşırı bir miyavlama, vokalizasyon deriz biz buna, bir vokalizasyon olur. Bu miyavlamayı da çok sık görürsünüz ya da hiç görmeyebilirsiniz. Birkaç resim göstereceğim ben size ağrısı olan kediyi nasıl anlarsınız diye. Normalde kediler aynı Tommy gibi, videonun başında gördüğümüz gibi ay çöreği gibi şeklinde oturur. Kambur, şaşı bakış ya da çok yorgun olması ya da dokunulmaz olması, bu gibi durumlar akut ağrının dışa vurumları olarak gösterilir. Bu durumları zaten gördüğünüzde mutlaka veteriner hekiminize başvurmanız gerekiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.